Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun sizlardan Jangi va Ulug'a tushunchasi fanida. Demak, 10-chi mavzuga yetib kelganimiz ma'lumot. Demak, bugungi mavzumiz hujum usullari, qo'l bilan zarar berish usullari mavzusining, demak, 1-chi mashg'uloti. Darsimiz ma'ruza. Mashg'ulotda esa hujum usullari, qo'l bilan zarar berish usullarini ko'rib chiqamiz. Demak, mavzumuzda demak o'quv tarbiyaviy maqsadlardan iborat. Demak, talabalarda qo'l jangi bo'yicha o'rgan bilim va ko'nikmalarni amalda to'g'ri va aniq bajarishni o'rgatishdan iborat bo'ladi. Ikkinchi nimadan ko'radigan bo'lsak, demak qurolli kuchlarimiz va o'quv muassasalarida qo'l jangi mashg'ulotlarini maqsad va vazifalarini haqida tushuncha berishdan iborat. Uchinchidan esa yoshlarni vatanparvarlik ruhida jasur, qo'rqmas qilib tarbiyalashda qo'l jangining ahamiyati kattaligini aytib o'tmoqchiman. Demak, o'quv savollari, demak, birinchi o'quv savolimiz, demak, hujum usullari, qo'l bilan zarba berish usullari. Ikkinchisi, demak, ikkiga bo'linadi. Uni birinchisi, demak, g'usht bilan to'g'ridan zarba berish usuli. Ikkinchisi esa g'usht bilan yo'ntab va g'ushtning tirsak qismi bilan zarba berish usullarini o'z ichiga oladi. Uchinchi savolimiz esa mush bilan pastdan va tirsak bilan zarba berish usullarini ko'rib chiqamiz. Buning ikkinchi paragrafida esa demak barmoqlar bilan turtish va kaft asosi bilan zarba berish usullari hisoblanadi. To'rtinchi savolimiz esa mush bilan boshga zarba berish usullarini o'z ichiga oladi. Demak, bugungi mavzumizda tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar nimalardan iborat. Demak, o'rgatilayotgan ushbu mavzu 2 soat ma'ruza va 10 soat amaliy mashg'ulotdan iborat. Mashg'ulot tashkil qilish va olib borish jarayonida o'qituvchi asosan e'tiborni qurol bilan bajariladigan usullarga, avtomat, pichoq, maketlar va kichik lopatalarni demak ma'qullarda hozirlab qo'yish lozim bo'ladi. Bundan tashqari mashg'ulotni olib borish jarayonida komandalarni to'g'ri berish va uni to'g'ri bajarishdan iborat hisoblanadi. Mashg'ulotni olib borish jarayonida o'qituvchi o'ziga yordamchi tayinlash kerak va dars o'tish jarayonida demak o'zi bilan birga o'sha mashg'ulotni ko'rsatishda foydalanishi kerak bo'ladi. Demak, bu yerda hujum usullari, ya'ni qo'l bilan zarba berish usullarida mush bilan to'g'ridan to'g'ri zarba boshga va gavda turishiga yaqindan va o'rta masofadan beriladigan zarbalarni qanday olib borish usullarini slaydimizda ko'rsatib o'tilgan marhamat tanishib yozib olishlari mumkin. Demak, biz shuni bilamizki, zarbadan keyin tezda jangovar holatga nima qilish kerak, qaytarilishi kerak. Berilgan zarbani o'z vaqtida aniq bajargandan keyin yana o'sha jangovar holatiga qaytib kelishini inobatga olishimiz kerak. Keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydda mana ko'rib turibdiki, zarba qismi mushtga mushtni siqilgan barmoqlar asosida bo'ladi. Demak, uni mana A rasmida ko'radigan bo'lsak, mush bilan to'g'ri zarba berish, ikkinchisida esa iyakka kaft osti bilan zarba berish, V usulida esa barmoqni ochgan holatda, demak, uni bo'yniga zarba berish ko'rsatilgan. Xo'sh, G usulida demak, raqibni nima bilan o'zini tirsagi bilan uning chakak qismiga yoki yuz qismiga zarba berish bilan nima qilinadi? Hisoblanadi. Demak, keyingi savolimizda demak, mush bilan yonlab va mushning mushak qismi bilan zarba berish usullari, demak, mana slaydimizda ko'rsatib o'tilgan, ko'ryapsizlar, demak, raqibga zarba berayotgan vaqtda va raqib zarbasini qabul qilish va uni qaytarish usullari rasmlarda ko'rsatib o'tilgan. Demak, slaydimizda mana yozib qo'yilgan qanday holatda, demak, oyoqlarni turishi, mana gavdani turishi zarba berayotgan vaqtda, demak, nima raqib zarbasidan qochish usullarini ko'rsatib o'z ichiga oladi. Yoki bo'lmasa mana mashg'ulotimizni qayerga joylarda olib borish joylari, masalan, maysalik joylarda, havo ochiq joylarda yoki bo'lmasa sport zallarida o'tkazilishi o'z ichiga oladi. Keyingi slaydimizda demak, yon tomondan zarba berish usullari. Yon tomondan zarba berish usullarida ham xuddi shunday, demak, o'ng qo'l bilan raqibning chap yuziga o'ng qo'l bilan mushtni ichki tarafini yon tomonga qaratganda yoki bo'lmasa mushtni ichki qismini pastga qaratgan holda, demak, raqibga zarba berish usuli. Zarba berayotgan vaqtda o'ng qo'lning holati va chap qo'lning holati, oyoqlarning turish holati,
Rakamların mesela turist olarak da hesabı verildiğin vakti de ben buranın kullarını olarak da kanal veriş gerek, kanal turiş gerekle geçeyim. Ben turistik ödülün arasında da bana bir de yazıp koyduğum. Ulan sekin tanışı borç lazım mümkün. Şikayın hikayesinde bu düşündeyim. Demek ki zarar verildiğin vakti yani yoğunmaçı zarbanı yıkazış. Üçün demek yoğunmaçı kalbinin rostlanan vaziyette koyundaki sokağı oluş. Yöneltiriş, muşlu barolarını içine kıyan horatta zarbalar birleş. Ve şimdi o şekilde zarar demek bu içine uğradı. Merhamet, iki kısa gültemiz. İki kısa da demek tırsak bulan zarar veriş usulleri. Hemen görüp durduk ki demek içkerge tırsak bulan zarar veriş usulleri var. Ve pastan zarar veriş usulleri var. Taşkı tırsak zarba veriş usulleri var. Ve orka tırsak zarba veriş usulleri var. Demek tırsak bulan zarar veriyken vakta içkerge tırsak zarbası demek hayattan kanday zarbalar verildi. Bir de demek kürsüme ötürgen ki her kaysı rakımlı demek tırsak bilen buluştan varsa demek buna yakınlığa borgan oldu. Yok ki rakım tırsaktan yakınlığa kep borgan vakti buş bilen zarar verişin ilacı bölmek borgan vakti demek bu üzerinden tırsak bilen yok ki bulursam kolundan vakti bölgen vakti macbur biraz ve o tırsak bilen zarar veriş usulü demek burada bacağıdır. Bizim tırsakı ben pastan zarar veriyor. Yani bulursa bunu işte zarar veriyorken vakti demek rakamda bakmış gerek burada yengir bunu zararsızlandırıp kolunu arkasına koyup bağlaşmamız gerek burada. Hoş bu düşünce demek pastan tepeye tırsak bilen zarar veriyorken vakti demek bu düşün usullerde fakat zarar veriyorken vakti pastan tepeye karar. Demek tırsakın kaysız joya tek şey gerek var, karşı gönlümün celeyemiz için bir şey olmadı. Demek o yok duruş oranları, rakıbı yakın bölgen oranları, kulübüne demek, Muş'ta iç kitabı yaptılar, iç kitabı onun yüzünüzde karagen oranları biliyordu. Ve o zaman buna da zarar verirken vakti, Muş yüzünüzde tekmesi için yol durumuna kurtarıp, demek onun rakıbını demek tırsakya karab zarar veriş gerek öyledi. Kendisi de demek taşkarga zarar veriş. Demek rakıb yolcu kim koyan vakti, buna taşkarga zarar verişte rakımda yon tomonu gerek, ol tomonu gerek, özgüne uydur. Demek tırsakın orka tomonumla rakımda rakımda verilen zarba verilen. Zarba verilen vakti demek bunu kökrak kısmıya, koron kısmıya ve onu yüz kısmıya tırsakın orkasından zarar veriş mümkün müle. Orka tomonumla bu düşünce zarar verişte demek rakımda tırsakın orka tomonu gerek, yon tomonu gerek. Aynısı o kelip sizden bulgan vaxtta, arkadan kelip bulgan vaxtta demek siz çok tırsak bilen, demek biraz onu içiye, kornuna, zarba gelir, ondan kolos bir üsullerle sorulmadı. Ama ki ilgi rastını görüp durup da bana görüp durursa demek tırsak bilen zarba verişler, pastan zarba veriş usulü. Demek rakımına yoğunu yaparıp da demek, turgan holatını görüp durursa demek bir yerde bana rakı doğrudan zarar verirken vaxtta, özünü sargına yoğun tomanına uğrayıp, öngem çarkamı verirken zarba yaparak demek, ön ayağını ayağını yöneye kiradı ve özünün gavdasını olduğunu olup buna tırsak bilen ama burada tırsak bilen bunu iyiye rakımın iyiye zarara verip bunu olumsuzlandırdı. Demek ki enkirasyonlarda gördüğünü de demek buraya da zarar veriş usullerde gösterip koyduruyor. Ki ikisi de demek muş plan pastan zarar veriş. Muş plan pastan zarar verişken demek rakımını olumsuzlandırdı. Çok yumursam bunu olumsuzlandırış, yok ki olumsuz bunu hafızlandırış maksatta rakıbı doğrudan yok ki olumsuz pastan zarar veriyorken vakti kolüne, muş kısmına, iç kitabına yukarıya karayan halatta ön kolü olumsuzdan çıkartan zarbanı aylantırmasından şu halatta olup olur bak bunlar değil, bak bunu yiyerliğe, yok ki olumsuz bunu kökrekliğe zarba veriş sonlanadı. Bana bir yada demek saygımızda fırsatı götürken yozu borçlarız mümkün. Ama bundan koydularız mümkün. Merhamet ki iki saygı götürmüş. Demek ki iki saygımızda bana pastan bir yerden zarvanı demek rastlılar fırsatı götürken köy yapsa joyuna demek buna da joyda şuğurlan iş. Maksimut kazanırken joyumuz ne? Asosiyesi burada Mayıs sonuna da Mayıs aylık joylarda yumuşak joylarda yıkılgen vakta tanıcı rahatı olmasın vaksatta maklingen joy tanlangen. Bu şartım ki bana pastan zarar veriyor. Demek ön ayağını halatı, gavadan yuvarlatı, köşesi götürüyor. Demek bir yerde aynısı arakamda zarar veriyorken vakti bunu içiye yok. Önce koron kısmıken ameliyatta zarar veriyordu. Bunu kolsuzlandırı yaptı.
Ana keyingi rasmda demak barmoq bilan turtish va kaft asosi bilan zarba berish usullaridan bittasi. Demak bu shaqimni demak barmoqlari bilan uning tomog'iga zarba beryapti. Demak zarba berish vaqtida raqibga zarbani ta'sirchan bo'lishi uchun o'ng oyog'i yoki chap oyog'i bilan bir qadam oldinga tashlangan holatda demak maqomlardan zarba beriladi. Zarba berayotgan vaqtda o'ng qo'l o'ng qo'l tovoqdan chiqib borib demak uni tomog'iga barmoqlarini uchini ochib barmoqlar ochilgan holatda uchki qismi tekis bo'lgan holatda bir holatda bo'ladi. Demak unga zarbani mana shu holatda beriladi. Zarba berayotgan vaqtda demak uni o'ng qo'l bilan zarba bersa demak chap qo'l uni chap yonida chap qo'ltiq ostida bo'ladi yoki oldida turgan holatda demak keyingi zarbani nima qilish uchun qaytarish maqsadida demak doim tayyor holatda turishi nazarga tutilgan. Keyingi demak oxirgi savolimiz bu go'sht bilan boshga zarba berish usullari. Go'sht bilan boshga zarba berish usullariga demak xuddi shu holatda demak jangovar holatda turgan holatda go'sht bilan zarba berishda uni boshiga zarba berish usullari demak aylanma harakat bo'lishi mumkin va uni boshiga yuqoridan pastga qarab zarba berish. Bu usulni bajarishda demak raqibdan ustiga sakragan holatda demak uni boshiga zarba berishi mumkin yoki bo'lmasa o'ng qo'lni o'ng qo'l ostidan chiqayotgan zarbasini aylanma holatini ko'rsatib bajarib demak uni mushtni old qismi bilan aylanma zarba natijasida uni boshiga zarba berish usullari ko'rsatib o'tilgan. Bu narsani masalan slaydlarimizda mana ko'rsatib yozib yozib olishlari mumkin, tayyorlanishlari mumkin. Bu narsani amaliy mashg'ulotlarimizda yana bemalol har qaysi bilan bitta bitta shug'ullanib o'rganib olamiz. Ketdik. Shunday qilib bugungi mavzumizni mana ko'rilgan rejalashtirilgan to'rtta savol bo'yicha mavzularni mana ko'rib chiqdik. Savollar demak mana savollar bo'yicha o'z ustidan ishlash uchun uyga borib mana shu narsalarni maqsadga shug'ullanishda. Shug'ullanish vaqtida albatta o'yinga qarab o'z ustida nima qilish kerak ishlash kerak bo'ladi. Keyingi darsimizda demak shu mavzularni har qaysini bitta bitta baqlab o'tamiz, amaliy mashg'ulotlarda ko'rib o'tamiz. Keyingi darsda demak amaliy mashg'ulotlarimiz sport zalida bo'ladi. Demak sport zalida va universitetning demak o'sha stadionida o'tkazamiz. Vatanga muhabbat burch degan narsani eng katta tuyg'u mana shu sadoqat bilan vatanga xizmat qilishda bulardan hamma o'rnak olish kerak. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shanim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Sizlar baqvat bo'lsangiz, ana shunda hamma narsa bo'ladi. Ana shunga sizlar har kuni kuchlaringni, qudratlaringni bilim. Qachon biz qo'rqmaymiz, bilimli bo'lsak. Qachon biz bilimli bo'laymiz, o'zimiz ustimizda ishlasak, ishlashimiz kerak. O'zingiz shaxsan har bir O'zbekiston mudofaaga oyoq bosgan odam u sadoqat bilan xizmat qilish uchun hammaga o'rnak bo'lish kerak. Yurtim har qarich yeri namunasizlar. Sadoqat namunasi desak shunday bo'ladi. Ertaga yoshlarimizga namuna. Mana shu vatanparvarlik ruhida agar biz qayerdadir kimnidir o'rgatamizsak, o'rgatish kerak emas. Sizlardan ko'rib yurish-turishlaringni, bilimlaringni, ilmlaringni, vatanga bo'lgan muhabbatlaringni ko'rib kitob kerak emas. Sizlar kitobsizlar. Mana meni qudratim qayerda? Prezidentni qudrati. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo kaba tarafdir menga. Turon arslani bo'lmoq sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Kun keladi yovlarning bog'i so'lgaydir. Vatanim hurlik degan baxtga to'lgaydir.
berdi. Sizlerde halkımız izazlaydı, kadırlaydı. Ona şu ata babamız bana erkendek her gün duakladı ki şu müdafaamızı müstahkemleşke ballarımız sağ salamat olsun. Ailesi bile tinç olsun. Ona şu halkımızın niyetini ben yetkes yaptım. Sağ olun. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shonim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shonim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Kim yurtidan yovlik qilsa, mendir man o'sha. Kim yurtiga sodiq qilsa, mendir man o'sha. Kim yurtidan yovlik qilsa, mendir man o'sha. Kim yurtiga sodiq qilsa, mendir man o'sha. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo kaba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lma sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo kaba tarafdir menga. Turan arslanı bulma şereftir menge. Yigit üçün vatende yaşamak güzel. Kim yurtudan yolluk dursa, mendir man oşa. Kim yurtuya sadık dursa, mendir man oşa. Kim yurtudan yolluk dursa, mendir man oşa. Mendirman oşa, mendirman oşa.
vatan üçün köksüm tağ kalkandır şanım. Onu dese şemalday uçkur semanım. Bar bulsam çemanımdır, ölsem kefenim. Mengü birdilik menge takdir azal. Vatan üçün köksüm tağ kalkandır şanım. Onu dese şemalday uçkur semanım. Sizde aron kayda, sizde tın kayda. Siz toyup uxragan bitta tun kayda. El yurt aromini asragan zotlar el mehr asrasin sizni har joyda. Sizni uchrataman tog'da dalada. Xizmatda hamisha qorda jalada sizga sabot bersin, sizga kuch bersin buyuk zotlar ruhi shunday pallada. Har kun oftob bilan sog' ko'rishib yuz. Uydan omon chiqib, omon qaytamiz. Rizq ulug' bo'lsin, ko'kragi ulug' bo'lsin xonadoningiz u mamlakatingiz. Yo'llar yo'llar oq bo'lsin. Bahor maysalari ko'kchiroq bo'lsin. Burchga sadoqatli ey fidoilar, ko'kligingiz sizga ko'zmunchoq bo'lsin. Qadrli vatandoshlar, yurtimiz himoyachilari, barchangizni Vatan himoyachilari kuni bilan muborakbod etaman. Keyingi xizmat jarayonida barchangizga metin iroda, bitmas sabr, temirdek mustahkam kuch tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Min jondan bu tuproqning har yerda afzal. Kim birman osha? Kim buni ko'zga susa? Kim birman osha? Men birman osha. Hurmatli vatan uchun jonini qalqon qiladigan harbiylarimiz, sizlarni 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. İşlaringizga va o'qishlaringizga hamisha omadlar va zafarlar yor bo'lsin deb qolamiz. Yurtimiz posbonlarini Vatan himoyachilari kuni bilan muborakbod etamiz. Siz borsizki, biz tinch va osoyishta zaminda yashayapmiz. Mustaqil vatanimizning gullab yashnashida, hormay tolmay xizmat qilishda sizlarni sihat salomatlik aslo tark etmasin. Mehrga boy yurtimizning mard va jasur harbiylari, 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ona vatanimizning baxtu iqboli yo'lida hormay tolmay xizmat qilib yurish baxti sizlarni hech qachon tark etmasin. Ona vatan himoyasi barchamiz uchun muqaddas vazifadir. Mana shunday oliy maqsadni o'z zimmasiga olgan harbiylarimizga bayram muborak bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin, yurtimiz posbonlari!